Şimdi ben hocama dönüyorum. Hocam, tartıştığımız konular inanılmaz bir yabancı şeyine döndü Süper Ligimiz. Özellikle altyapıdan eskisi kadar katkı sunmayan bir Türk futbolu. Siz gerçekten biraz önce de yayının başında da dedim, çok önemli kulüplerde görev yaptınız. Ankara Gücü bir kulüpte, Türk Telekom bugün yok ama orada, Şeker Spor bugün yok orada. Ama sizin bakış açınızda Türk futbolunda hataları şöyle bir konuşabilir miyiz sizle, sizin bakış pencerenizden? Tabii ki. Buna ne zaman yeter hocam, mekan diyelim ama mümkün olduğu kadar evet, ana başlıklarla bazı şeylerden kendi dünyamdan, kendi bakış açımdan evet, söylemeye çalışayım. Biraz önce başkanın söylediği konuyla ilgili de bir iki cümle söylemek isterim. Bir kere federasyonların güçlü olması lazım. Federasyonlar birilerinin söylediğiyle değil, kendi iradesiyle kararlar verebilmesi lazım. 18 kulübün 18'inin birden itiraz ettiği, her birinin hakemden vesaire her şeyden şikayet ettiği bir yerde sağlıklı bir iş yapamıyorsa yönetimin güçlü olmadığını gösterir. Siyasi baskılara rağmen eğer böyle bir şeye maruz kalıyorsa çıkıp tüm millete açıkça bunu deklare etmesi gerekir. Yani onlar da durumu, vaziyeti idare etmeyecekler. Böyle olmaz. Tabii ki herkes kendi lehine bir şeyleri talep edecektir. Ama sen kriterlerini koyarsan, ilkeli durursan ve bu ilkelere göre bütün kulüplerin buna riayet etme zorunluluğunu bütün kamuoyuna sağlam bir şekilde açıklayıp arkasında durursan, hiçbir şekilde karar değiştirmeden bir irade koyarsan, sen gücünü yavaş yavaş ortaya koyarsın ve bu irade futbolu yönetir. O zaman herhangi bir kulüp farklı bir talepte bulunamaz. Çünkü eğer adaletli davranıyorsan, adil oluyorsan, herkese aynı şekilde davranmak zorundasın ve birilerinin de canı yanar burada. Ama doğru olan futbolun da adaletinde kazanması olur. Bunu özellikle söylemek istiyorum. Güven sorunu. Ben güçlü bir yönetim ve sürekli fikir değiştiren, güçlünün yanında yer almak adına bir önceki öne sürdüğü tezi değiştiren bir yönetimin sağlıklı bir yönetim olmadığını düşünüyorum. Bu ister federasyon yönetimi olsun, ister apartman yönetimi olsun. Evet. Fark etmez. Önce bir duruş ve ilke lazım. Bunun içinde güçlü kişilerin oluşturduğu, hiç kimsenin etkisinde kalmayan, iş adamı olması hasebiyle yarın öbür gün elde edeceği bir takım çıkarları kaybedeceği korkusuyla karar değiştirmeyen, siyasetin baskısı altında kalmayan bir irade lazım. Bu var mı? Olur mu? Elbette olur. Doğru kişilere görev verilir ve sağlıklı bir şekilde desteklenirse, ki destekleyecek olan da kulüplerdir. Şimdi madem başkan dedi ya, madem böyle yapacaktınız niye seçtiniz? Evet. Seçimi de doğru yapmanız lazım diye. Son derece haklı. Bunun için bu konuda benim düşüncem, önce federasyonun sağlam durması gerektiği noktasında. Ondan sonra kulüpler itiraz yapabilir, itiraz edebilir, talepte bulunabilir. Sorunuza gelince, futbolla ilgili birçok şeyden bahsedebiliriz. Yabancılarla ilgili yanlışlardan bahsedebiliriz. Bir gerçek var. Her şeyde olduğu gibi olayın temeline inmek gerekiyor. Yani futbolda da temeli altyapı. Şimdi ülkemizde aslında tesis var. Belki her kulübün yok ama çok ciddi anlamda tesisleşme var. Bunların içinde en fakir kent Ankara. Ankara. Bu arada bunu da söyleyelim. O kesin. Bir taraftan Cebeci yıkılıyor, yerine bir stat olmuyor. Bir taraftan 19 Mayıs yıkılıyor, yerine bir stat yok. En son bizim de oynadığımız Ostim yıkılıyor, yerine bir stat yok. Yani maalesef yerine hiçbir şey koymadan sürekli daha yıkılan bir kent. Daha ileriye gidersek Ankara Gücü stadını kaybettik. Bu kentin Ankara, ilk stadı. Ondan bile haberi olmadı kimse. Ben son bölümden evet, en azından bahsediyorum. Zaten böyle bir sorun. Cebeci de gün sayıyor. Evet. Ama zaten şu anda koyduklarımız ortada. Kullanılmıyor zaten. Evet. Dolayısıyla tesisle ilgili Ankara belki çok fakir bir kent. En ama, fakiri. Evet. Bu gerçek. Kulüpler belli bir oranda bu antrenman olanaklarını, bu imkanları sunuyorlar. Ama bence altyapı organizasyonları yeterli değil. O organizasyonlardaki çalıştırıcıların, eğitimcilerin çok daha yoğun bir eğitime alınmaları, ikinci bir iş yapmalarına müsaade edilmemeleri, bunun için ekonomik anlamda, ciddi anlamda desteklenmeleri. Yani bakıyorsunuz, asgari ücretlerle, çok cüzi rakamlarla altyapıda görev yapan bir hoca var. Onun yan mesleği neyse onu yapmak zorunda. Evet. Şimdi ikinci bir meslek olarak eğer altyapı antrenörlüğünü düşünüyorsanız, o zaman Almanlarla yarışamazsınız. Almanlar yıllardır çok söylenen, bilinen bir şey vardır. Profesyonel takım hocalarından daha fazlasını altyapı hocalarına verirler. Profesyonel takım doğrusu hocalarından daha tecrübelisini
altyapıdaki doğrusu takımların başına doğru getirirler. Yani orada deneyime ihtiyaç vardır. Orada pedagoga ihtiyaç vardır. Orada sadece futbolu pratize edenler değil, aynı zamanda teorik olarak geliştirebilecek beyne sahip olan insanlara ihtiyaç vardır. Dolayısıyla bizim ülkemizde ciddi bir eğitim eksikliği var. Ben en çok bunun üzerinde kafa yoruyorum. Bu anlamda düşüncelerim var. Ankara Gücü altyapı sorumluluğu gençlik geliştirmenin başındayken, o zaman beraber çalıştığım antrenör arkadaşlarımla hizmet içi eğitim yapıyorduk. Biz arkadaşlarımızı toplayıp birlikte antrenman metotlarıyla ilgili, insan psikolojisiyle ilgili, iletişimle ilgili ben hazırlanıyordum. Bazen bir arkadaşıma görev veriyordum. Üniversite mezunu, spor akademisi mezunu arkadaşlarımız da vardı. Çoğu zaman da kendim hazırlanarak, bazen eğitimci davet ederek, bu anlamda hizmet içi eğitim adını verdiğimiz daha gelişmiş antrenörlerin gençlere ve çocuklara daha sağlıklı yaklaşabilecekleri ortamları yaratmaya çalışıyorum.